Çocuklarımızın anne babası olmak eşittir onların mutlak sahibi olmak mıdır? Elbette değildir. Çocuklarımız bizden geldiler, evet. Fakat bizim değiller. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Çocuklarımıza kurmuş olduğumuz cümlelerle bazen onlara kendilerini değersiz bir nesne gibi hissettirebiliyoruz. Bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Benim bir cep telefonum var ve ben o telefonla ister arama yaparım, ister mesaj yazarım, ister sosyal medyada dolaşırım, istersem de o telefonu fırlatır atarım. Çünkü telefon bana ait olan bir nesnedir, bir eşyadır. Peki çocuklarımız böyle midir? Elbette değildir. Fakat ben sabah uyandığım andan itibaren akşam yatıncaya kadar ona direktifler yağdırdığımda, emir cümleleri kurduğumda, sürekli nasihat edip akıl verdiğimde, eleştirdiğimde, suçladığımda ve yargıladığımda çocuğum kendisini bir birey gibi değil, değersiz bir eşya gibi hissediyor. Yani onun üşüdüğüne ben karar veriyorum, onun acıktığına ya da acıkmadığına ben karar veriyorum, onun ödev yapıp yapmadığına ben karar veriyorum. Dolayısıyla çocuklarımız bu anlamda hiçbir şeyin hem sorumluluğunu almıyorlar, hem de kendilerini değerli ve karar verebilecek kapasitede hissetmiyorlar. Çocuğumuzun bizleri dinlemesini istiyorsak kıymetli arkadaşlar, öncelikle onları etkin dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendilerini değerli hissettirecek cümleler kurmamız, duygularını anlamamız ve hepsinden öte onlara kendilerini anlaşılmış hissettirmemiz gerekiyor.